Yani kim de sağ ol. Namaz boyunca sürüyor. Video kesip canı çıkana geç mi? Sağ düşünme açıcık oldu ama. İmam yıktı da okuyandı. Ali masalası boyunca. Alhamdülillah okusun, kıyamatta İmamdan teyin okusun, kıyamatta ağzını kuruşun güyledi. Degen bir videonu kılız, kesip canı çıkana düşünersiz oldu. Fatiha surasını imamın arkasında okuş masalası. Namazını Peygamber aleyhissalatu vesselam'a farz kılınışı hicrattan aldığı seneydi. Hicrattan aldığı 6. senelerde doğru gelir. Keyin namaz ta ki Peygamber aleyhissalam dünyadan ötküller içe mükemmelleşip gelir. Koşulgen bazı narsalar, tuhtatılgen. Ve namazını en ahırı rivayet kılgen ulamalar Uşa Resulullah'ın en mükemmel namazlarıdır rivayet kılışken. Ungeçeyem kılıngan rivayetler var. Orada mesela Abu Muaviyyata Es-Sulami degen sahabe var. Şu sahabe radıyallahu anhu namazda gepirişlik tohtatılgenini bilmesinden durup yok ki namazda içi de aksur var. Vardılar. Bir kişi. Aksi urdu da elhamdülillah diyordu. Namazcı da uçuşa kalab. Yarhamukallahu yaşvuk dediler. Namaz ne? Yanda turgan adamlar birbirine tükülüp mundak kıldı. Namazı turptular. Ne güle yapsan dediler. Namazı içi de. Araplar sen konu kaynıgın. Ki namaz tükülgenden ki Peygamber aleyhisselam bu namaz bunda Allah'ın kelamından başka kelam bulmaydı. Adamların yapını yapırılmaydı namaza dediler. Demek namaz mükemmelleşmeyken. Oşan için namaz doğrusu da müştehitlerinin usulüge göre ihtilaflar var. Kaysi biri tohtatılgen ediyo, kaysi biri devam ediyordu. Bu hakkıda kelişmavçilik var. Bu bir manada Allah'ın rahmeti. Mesela Şafii mezhebine göre imamın arkasında turgan adam namazda Fatiha'nı hem okuydu. Ne megeyedese Buhari'de hadis var. La salata limen lem yakra bi fatihatil kitab. Fatiha suresini okumagan adamın namazı namaz emas. Hadis bu. Demek arkadaki adam namaz okuyaptı mı? Ha okuyaptı. Uyan Fatiha'nı okuş gelin. Yani Şafii'liymiş iştihadı. Doğru mu? Şimdi Ebu Hanife mezhebi, bizim mezhebimizde arkadaki turgan adam namaz okumayın. Fatiha'nı okumayın. Hanefiler herken arkadaki adamın Fatiha okuması namazı namaz mez. Degen hadisini görme gelmesi görgen. O hadiske başka çıra mana veriyor. Ve bizim Hanefi mezhebimiz başka hadislerini yem görgen. Başka hadis var. Uyan Bukhari'de. İnnemâ cu'ilel imam li yutimme bih. Degen hadis var. İmam sayılıştan, aldığında imam ötkazıştan maksat imam kalgenlerinin namazını oku veriş. Namazını o oku verir. O. İmam oku verir. Sizmez. İmamı iktida kıyanızdan kim bu oldu? Siz hata kılsayızdan imamın namazı bilen sizin namazınız namaz. Mesela dedik siz hata kıldıyız. İmamı iktida kıyansız. Sayıca sahibi kılasız mı yok mu? Kımaysız. Demek ki? Çünkü imam doğru yaptı. Siz doğru okuyapsız. İmam hata kıldı. İmam sayıca sahibi kısa. Ergeçesi mi yok mu? Ergeçesiz. Siz hata kılmadınız mı? Lekin imamga ergashasiz. Demek namazını kim okuyup beradi? İmam okuyup beradi. Bana bu hadis Buhari'deki. Arkadaki adamda Fatiha okumasligiga dalil. Aldındaki imam okuyup beradi. Şimdi nerge imam Şafii keltirgen hadiske nima deymiz size? O mutlak namaz bo'lmaydi degan ma'noda emas. Mükemmel namaz bo'lmaydi degan ma'noda. Bir adam o'zi yakka namaz okuyotgan paytda Fatiha'ni okumasa namazı mükemmel bo'lmaydi. Sadece sahv bo'lish kerak. Vacib tark bo'ladi. Şuna kadar ya. İbn Abbas'tan var rivayet. Ahirette de gelmez. İbn Abbas'tan da gelen rivayet var. Müşkatül mesabihti keledi. İbn Abbas radıyallahu anh'a aitediler. İmamın arkası da piçirlep uşa Fatiha'nı kaytariyatkenlerini ağzını tuprağı tolsun de gelirler. Şu rivayetine de gelirler. Demek bu yan arkadaki adamla Fatiha'nı okumasına gelir. Bunlar hadisten delillerdi.
Ulamolar hadisdan dalillarni keltirib, xulosalarini aytib, keyin aqliy dalil ham keltirishadi. Hadisning davomida aqliy dalil bor. Ko'p keltirgandim, hozir o'rni bo'lgan uchun aytib ketay. Orqadagi odam imomni orqasidan rukuga yetib keldi. Ha? Rukuga yetib keldi. O'sha rukudagi rakatni topgan bo'ladimi yo'qmi? Bo'ladi. Rukun topgan bo'ladi, to'g'rimi? Shofiy ham aytadi rukun topgan. Man adraka rak'atan faqat adraka solat degan hadis bor. Kim rukuni topsa, bir rakatni topsa, namozni topdi. Rukuni topgan, o'sha rakatni topgan bo'ladi. To'g'rimi? Shofiy ham aytadi buni. Hanafiy ham. Bunda ixtilof yo'q. Hanafiylar aytadi, rukuni topganda orqadagi odam Fotihani topmaydi. To'g'rimi? İmam Fotihani o'qib o'lgan. O'qib rukun qilgan. Demak, aqliy mantiq bo'yicha xulosaga ko'ra Hanafiylarning dalili kuchlik deyiladi. Bu bilan birga Shofiylarga bizni tanqidiy nazarimiz yo'q. Ularning ham o'z ixtiqodi bor. Shofiy bo'lsa o'qiyversin. Lekin Hanafiylarning ichida bu dalil hadisga islom usuliga suyanganligi. Asha namoz turishdan savol kelib qoldi, baraka. Namozda shoshilinch bo'lib qolsa, namoz vaqti chiqadigan payt yaqinlashib qolgan bo'lsa, 3 oyatni o'qisa kifoya qiladi degan masala bor. 3 oyat miqdorida deyilganda, Fotihani aytgandan keyin 3 oyat miqdorida boshqa suradan o'qish kerakmi yoki 3 oyat miqdorida o'sha Fotihani o'zidan o'qib, davom ruku, sajda borib o'qisa bo'ladimi? Fotiha namozda bizning Hanafiylarning ijtihodiga ko'ra vojib hisoblanadi. Farz emas, vojib. To'liq o'qishlik. Fotihani to'liq o'qishlik. Chunki haligi hadis shunga da'vat qiladi. Mallam yaqra bi fatihatil kitob la solata deb keladi. Namoz bo'lmaydi, namoz mukammal namoz bo'lmaydi deyiladi. Vaqt chiqib ketish ehtimoli bo'lsa, sunnatlarni tark qilinadi, vojibni tark qilmaslik kerak. Vojib tark qilsangiz, qasddan tark qilsangiz namoz buziladi. Esdan chiqarib tark qilsangiz sajda sahv vojib bo'ladi. O'zi shoshilib turibsiz, ya'ni sajda sahv qo'shiladi-da Fotihani tark qilsangiz. Shu Fotihani o'qib, undan keyin 3 oyat o'qib, keyin tezda namozni tugatish kerak. Xo'p.